Fikret Bey'i öldürdüm. Sonra da buraya kaçtım. Gidecek başka yerim yoktu. Ama merak etme, kimse görmedi, başına bela olma. Bugün burada kalsam... Olur mu? İyi misin? İyiyim. Başım döndü biraz. Şehit. Şehit. Sen kal burada. Hemen geleceğim. Şehit, neredesin oğlum? Dede. Neredesin be oğlum? Deminden beri çağırıp duruyorum seni. Niye ses vermiyorsun? İçeride içim geçmişti. Uyuyakalmışım. O yüzden. Sen gelmeyecektin bugün. Fatih Efendi aradı. Avludaki sütunların oymaları harap olmuş. Gelin de iyi bakın dedi. İyi. Ne iyi? İyi yani hallederiz. Ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Ne dikilip duruyorsun? Hadi malzemeleri al da çıkıp gidelim. Dede, ben bugün seninle gelmeyeyim. Sebep? Dünden işler kaldı. Bitiremedim bir türlü. O yüzden. Dedim ya sana, kaşırı taşı kullan diye. Şimdiye kadar çoktan bitirmiştim. Ama dinlemedik ki sözümü. Haklısın dede. Neyse, ben gidip bir bakayım. Sonra malzemeleri alır, senden bakarız çaresine. Fikret Karakaya'nın gelin olarak aldığı o kız var ya, Fikret'i bıçaklamış, sonra da kaçmış. Adamları sokaklarda arıyorlar. Herif ölmüş mü peki? Vallahi kimsenin bir şey bildiği yok. Hastaneye götürmüşler. Sağ mı, değil mi, kimse bir şey bilmiyor. Cahir nohutlu yağını yapacağım. Geç kalmasın dedi. Kalmam dedem. Korkma benim. Kimdi gene? Dedem. İçeride mi hala? Yok, çıktı. Biz dedemle beraber çalışırız bu atölyede. Beni burada görür, ben gideyim. Yok yok, hayır. Gelmez bugün bir daha. Yat. Burada kalabilir miyim yani? Kalabilirsin. Bakmam lazım ama. Ne durumda olduğunu göreceğim. Korkma. Tamam. Senin yaran derin. Seni hastaneye yetiştirmemiz lazım. Olmaz. Bak, bunun dikilmesi lazım. Yoksa enfeksiyon kapar. Olmaz dedim. Hastanede bulurlar. Ben o zaman eczaneye gideyim, sana pansuman için bir şeyler alayım. Tamam.
Kalabilir misin tek başına? Kalırım. Ben kapıyı kilitlerim. Kimse girmez, merak etme. Su ister misin?